Tüm orkide sever arkadaşlarıma merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine elimde şöyle yakından göstereyim. Çiçeği kurumuş bir orkide var. Biliyorsunuz benim en büyük zevkim çiçeği geçmiş orkideleri yeniden çiçeklendirmek. Şimdi arkadaşlar sizin de elinize böyle bir orkide geçerse veya elinizdeki orkideniz böyle çiçeğini kurutursa bunu tekrardan çiçeklendirmek için neler yapmalısınız? Hemen onlara geçelim. Genelde çünkü birçok bayanın eline hediye orkide gelir ve bir süre sonra maalesef ki şu hale döner. Ve sonrasında ne gibi adımlar izleyeceklerini bilmezler. Onlara biraz yol göstermek amacıyla baştan sona kadar anlatmak istiyorum. Öncelikle şu poşetinden hemen orkidemi çıkarmalıyım. Evet, şu an poşetinden çıkardık ve orkidemizi öncelikle bir inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla hava kökü var. Kökler çok güzel, çok sağlıklı. Şöyle bakalım, tek bir dalı var. Hemen devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çiçeği artık kurumuş. Çok da güzel bir rengi var. Mürdüm renginde. Koyu renk. Muhtemelen bu çok büyük yapraklı bir orkide değil. Küçük yapraklı, siyaha yakın bir mürdüm orkide. Şimdi yapraklarını bir incelemek istiyorum. Yapraklarda herhangi bir hastalık var mı? Herhangi bir sıkıntısı, böceklenme, yapışkan sıvı. Kontrol ettiğimde herhangi bir şey yok arkadaşlar, ama yine de tedbir amaçlı biliyorsunuz eve yeni gelen orkidemizin yapraklarını siliyoruz. Nelerle siliyoruz? Sirkeli su, limonlu su veya oksijenli suyla silebilirsiniz arkadaşlar. Kökleri kontrol ettik, yapraklarımızı kontrol ettik. Bir de şöyle iç kökleri kontrol edelim. Bakalım. Şimdi şöyle net göstermeye çalışıyorum. Dikkat ederseniz yosunlaşma olmuş arkadaşlar. Bu da havasızlıktan kaynaklanan bir durum. Burada benim yapmam gereken şey mutlaka saksımı delikler açmak olacak. Çünkü içeride çok fazla nemden dolayı artık yosunlaşma var. Bu da zamanla orkidemin havasız kalmasını sağlayacak ve maalesef ki köklerde çürümelere sebep olacak. Köklerde çürüme demek orkidenin zaten ölmesi demek biliyorsunuz. Onun dışında yapraklar ve dallar kurursa sıkıntı değil. Mühim olan burada bizim köklerimizin sağlam olması. Köklerim çok güzel. Çok da yoğun kökleri olan bir orkide. İç kökler için tek yapmam gereken müsait olan yerlerden, kökün olmadığı yerlerden saksımı delikler açacağım arkadaşlar. Bu işlemi birazdan yapacağım. Siz de göreceksiniz. Ama önce şimdi bir yapraklarımızı silelim. Sonrasında da burası için budama işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yine fıstık şişem. Çok az bir su koydum ve içine sirke koydum. Yapraklarım çok temiz ve güzel görünüyorlar. Ama arkadaşlar bir sürü çiçeğin arasından geldikleri için ne olur ne olmaz bizim bazen gözle göremediğimiz ufacık bir böcek bile bütün çiçeklerimize yayılabilir. Şöyle hem üstten hem alttan çiçeğimizi güzelce siliyoruz. Peçete yardımıyla, pamuk da olabilir. Şöyle diplerde su bırakmamaya çalışıyoruz. Şöyle özellikle şu kısımlar, bakın. İnce ince yerleştirdim şuralara, suyunu emsin. Çünkü biliyorsunuz yapraklarımız nemli kaldığında, yani üst kısımlar değil ama şu iç kısımlardaki sular birikip hemen gitmedikleri için maalesef mantara sebep olabiliyor. O yüzden oraları dikkatle silmeniz gerekiyor. Bu işlemi her gelen orkidenize yapmanız gerekiyor. Yani bu çok sağlıklı, bol bol çiçekli bir orkide de olsa, evinize geldiyse ve özellikle başka orkidelerinizin yanına koyacaksanız bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yapraklarımı sildim. Gelelim budama işlemimize. Arkadaşlar şöyle orkidemin çiçekli kısmı. Genelde arkadaşlar şöyle alttan 3. boğumdan kesim yaparlar, bu hataya düşmeyin. Alttan saymıyoruz, üstten kontrol ediyoruz. Bakın şurada bir boğumu var orkidemin, netleştireyim. Şurada çiçeklenmiş, kurumuş. Aşağıya devam ediyorum. Şurada bir çiçeklenme olmuş, kurumuş. Burada bir sürgün vermiş, kurumuş. Ben arkadaşlar şurada sağlam olan boğumumun
sağlam olan bu mumu 1,5-2 santim kadar üstünden kestim arkadaşlar. Geriye kalan boğumlarımı kaybetmedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boğumum var. Normal şartlarda dediğim gibi diğer videolarda 3. boğumdan 1, 2, 3, 3. boğumun hemen üstünden kesmeni söylerler. Ama şu 2 tane canlı boğumumu kaybetmiş olacaktım. Kesinlikle buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yapraklarımızı sildik. Budamamızı yaptık ve şimdi köklerde oluşan şu yosunlamayı biraz giderebilmek için saksımıza delikler açacağız arkadaşlar. Evet, tornavida olabilir, herhangi bir şiş olabilir. Arkadaşlar ben şöyle kullanmadığım mikserimin demirlerini kızdırıyorum. Bakın şöyle kök olmayan yerlere şöyle delikler açıyorum arkadaşlar. İçerideki fazla nemli havayı alabilmek için. Bunu yaparken köklere zarar vermemeliyiz. Diğer şişe geçelim. Bu çok önemli. Çünkü canlı olan bir tane kök bile bizim için çok önemli. Çok dikkatli yapmalıyız bu işlemi. O kadar çok kök var ki orkidede şu anda. Yani boş yer bulmakta zorlanıyorum gerçekten. Daha orantılı delikler açabilsem çok daha güzel olacak ama dediğim gibi yani şu anda çok fazla kök dolu içerse şuralar biraz daha iyi gibi görünüyor. Biliyorsunuz orkide sadece suyla değil hava ve gün ışığıyla beslenen bir bitki. O yüzden hava çok önemli. Buradaki hava akışını sağlayabilmek için saksıdaki delikler de bizim için çok önemli arkadaşlar. Çok fazla yosunlaşma var gördüğünüz gibi. Özellikle şuraları görmenizi istiyorum. Bakın aşırı derecede, yani şu an onun arkasında kök var mı bilmiyorum ama çok ince bir şekilde delmeye çalışacağım. Sanırım yeterli bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deliklerimizi de açtık. Tüm işlemlerimizi yaptık orkidemize. Evet, şöyle son kontrollerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi budamamızı yaptık. Yapraklarımız silindi, mis gibi oldular. Hiç hemen şunu yapmayın. En büyük hata alır almaz saksı değişimine gitmiyoruz. Bakın şu anda inanılmaz derecede çok fazla yosun var orkidede. Bakın bildiğiniz ot olmuş içerisi. Ona rağmen saksı değişimi yapmadım. Çünkü gelişimi güzel olan bir orkidenin saksı değişimi orkideye vereceğimiz ilk zararlardan bir tanesidir. Çok zorda kalmadığımız sürece, mecbur kalmadığımız sürece saksı değişimi yapmıyoruz arkadaşlar. Bakalım orkidemiz ne zaman çiçeklenecek? Artık yavaş yavaş yeni yılda çiçeklerimiz patlamalara başlayacaktır zaten. Bu da onlardan biri olacak inşallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.